Merhabalar. Trileçe tarifim için buyurun. Öncelikle 7 tane yumurtanın akını ve sarısını ayırıyorum. Yumurta aklarına bir tutam tuz ekleyerek köpük köpük olana dek çırpıyorum. Bu şekilde kabı çevirdiğinizde ter düşmeyecek şekilde böyle köpük köpük olması yeterli. Kıvamı böyle. Şimdi yumurta sarılarına geçelim. Yumurta sarılarını bir kaba aldım. 2 su bardağı şeker ekleyerek çırpıyorum. Su bardakları çok tepeleme değil. Bunları da krema kıvamına gelene dek çırpıyorum. Bu kıvama gelince 1 çay bardağı ılık su ilave ediyorum. Yine çırpıyorum. Yumurta sarılı karışımın içine 2 su bardağı tepeleme un eleyerek ekliyorum. 2 paket kabartma tozu yine eliyorum. 2 paket vanilya ekleyerek mikserin düşük devrinde tamamen homojen olana dek çırpıyorum. Homojen hale gelen karışımın içine yumurta aklarını 3 sefer 4 seferde yavaş dairesel hareketlerle bir spatula yardımıyla yediriyorum. Yumurta aklarının sönmemesine dikkat ederseniz daha kabarık, pofidik bir kekiniz olacaktır. Evet. Yağlı kağıt serdiğim büyük boy borcamın içine kek harcımı alıyorum. Önceden ısıttığım 160 dereceli fırına gönderiyorum. Borcamı sağa sola kaydırarak ve mutfak bezi serdiğiniz bir tezgaha sertçe vurarak içindeki hava kabarcıklarının çıkmasını sağlarsanız kekiniz daha düzgün olacaktır. Bu şekilde üstünü düzeltiyorum. Bunu şimdi fırına gönderiyorum. O fırında pişerken biz süt şerbetini hazırlayalım. 4 su bardağı süt var bu kasede. Üzerine 2 dolu yemek kaşığı şeker ekliyorum. Şeker ölçüsü belki diğer trileçe tariflerine göre gözünüz az görünebilir. Ama sizi baymayan gerçekten tam kıvamında çok lezzetli bir ölçüdür bu. 3 paket süt kreması ilave ediyorum bu karışımın içine. Sütün içinde şekerin erimesi yeterli. Ve kremaları da kattıktan sonra bu elimdeki çırpıcıyla tamamen karışana dek karıştırıp bir kenara alıyorum. Kekim de bakın bu şekilde gayet güzel pişmeye devam ediyor. Bu arada ben meyveli sos hazırlayayım. 200 gram çileği doğradım, yıkadım. Üzerine 4 yemek kaşığı kadar donmuş frambuaz ekliyorum. Frambuaz eklemeseniz de olur. O zaman çilek miktarını 300 gram kullanmanız ideal olacaktır. Yine 2 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum üzerine. 1 su bardağından 1 parmak eksik ılık suyun içine 2 tatlı kaşığı silme mısır nişastası koyuyorum. Ve meyveli karışımın üzerine bunu dökerek hep birlikte pişiriyorum. Pişen meyveli sosumu blenderdan geçirip tamamen pürüzsüz hale getiriyorum. 1-2 dakika piştikten sonra kaynatmanız yeterli. Bakın kıvamı bu şekilde. Bu sosu cheesecake'lerinizin üzerinde, sütlü tatlılarınızın üzerinde kullanabilirsiniz. Evet, kekim 160 derece ısınmış fırına koyduğumda tam 45 dakika boyunca pişti. 45 dakika benim fırınım için yeterli oldu. Şimdi pişen ve soğuyan keki
bir tel yardımıyla ters çevirip altındaki yağlı kağıttan kurtarmak istiyorum. Yağlı kağıdı dikkatli bir şekilde kekimin altından çıkarıyorum. Bakın kıvamı çok güzel oldu. Bu tariften şaşmayın arkadaşlar. Gerçekten efsane bir kek oluyor. Bu keki ortadan ikiye bölüp yaş pasta olarak da kullanabilirsiniz. Pandispanya hamuru olarak da gayet ideal. Kekimin arka tarafını kürdanla deldim. Şimdi keki borcama alıyorum. Ve kekin üst tarafını da yine kürdanla her yerine delikler açıyorum. Şerbetini güzel çeksin diye bu işlemi yapmamız gerekiyor. Evet, şimdi şerbetle buluşturma zamanı. Kek birazcık fazla kabardığı için şerbetli taşma olmasın diye ben bir tepsinin üzerine şerbetledim. Taşarsa tepsiye dökülsün istedim ama taşmadı. Şimdi göreceksiniz zaten. Şerbeti kepçe yardımıyla kekin her yerine gelecek şekilde döküyorum. Bakın sünger gibi dokusuyla sütü hemen emiyor. Bu şerbet kıvamı ne fazla ne eksik tam kıvamında. Fazladan ilave yapmak isterseniz, ben daha şerbetli seviyorum derseniz bir yarım bardak, bir bardak kadar daha ekleyebilirsiniz ama bu kıvamla gerçekten çok güzel oldu. Tariften şaşmayın derim. Şimdi meyveli sosumu döküyorum. Meyveli sosum ilk sıcaklığı çıkmıştı. Çok aşırı sıcak değildi kekimin üzerine dökerken. Şimdi spatula ile bunu düzeltip soğuması için bir kenara alacağım. Evet bakın bu şekilde dolapta bir gece dinlenirse eğer şerbetini çok çok daha güzel çektiğini göreceksiniz. Fakat ben bugün yaptığım gün ikram ettim. İftar yaptık birlikte. Gittiğim iftara götürdüm bu trileçeyi ve yiyen herkesten çok güzel sözler işittim. Şimdi üzerindeki çizgileri yapmak için 2 yemek kaşığı kremayı cezvenin içine alıp ocakta ısıtıyorum. İçine şöyle bir parmaktan biraz daha fazla beyaz çikolata ekliyorum. Çikolata eriyene kadar karıştırıp buzdolabına kaldırıyorum. Fakat arkadaşlar burada bir şey belirtmek istiyorum. Benim sanırım çikolata miktarı biraz az geldi. Tartarak yapmadım çünkü. Tartarak yaparsanız eğer ne kadar krema koyarsanız o kadar çikolata koymanızı tavsiye ediyorum. Şimdi soğuyan kremalı çikolatalı ganajımı bir sıkma poşetine aldım. Ucunu minicik kesiyorum. Ve trileçemin üzerine bu şekilde şeritler oluşturacağım. Bu aşamayı hiç yapmasanız da olur. Sadece fikir olmak için yaptım ben. Direkt dilimleyip üzerine çilekler koyabilirsiniz. Meyve şekerleri, fıstık, fındık her türlü süslemeyle gayet lezzetli bir trileçe yapmış olursunuz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmanızı ve bildirim tuşunu açarak diğer tariflerimden anında haberdar olursanız çok sevinirim. Şimdi trileçemi dilimliyorum. Dilimlerken her seferinde bıçağı temizliyorum arkadaşlar. Şimdi bir tanesini çıkarıp size dokusunu göstermek istiyorum. Bakın kolaylıkla çıktı. Dokusu bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.